Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de eğer sen bugün trend yolda satışa başlayacak olsan ne yapardın, ne satardın, ne kadar bir sermaye ayırırdın ve başarılı olmak için neler yapardın? İşte ben bugün bu videoda bunu cevaplıyor olacağım. Gerçek anlamda bir trend yol satıcısının her şeyi planlı olması gerekiyor. İlk olarak bütün maliyet kalemlerini tek tek çıkartabiliyor olması gerekiyor ki bence en büyük maliyet kalemi birincisi komisyonlar, kargo giderleri ve birçok kişinin hesaba katmadığı olası geri iadelerin rakamları ki bunu çoğu kişi bilemiyor. O yüzden ben genellikle tüm satışlarıma %5 ila %10 arasında görünmeyen maliyet olarak bu geri iadeleri ekliyorum. Bazen hata yapıyorsunuz, geç kargo yapıyorsunuz ya da herhangi bir problem yaşıyorsunuz. Trend yol cezalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu gibi aksaklıkların önüne geçebilmek ve öncesinde tahmin edebilmek için %5 ila %10 arasında görünmeyen bir harcama kalemi mutlaka eklemek gerekiyor. Peki trend yolda ne satarım? Yani bir üretici değilim. Herhangi bir yerden ürün alsat da yapmak istemiyorum. Çünkü alsat yaparak gerçek anlamda karlılık çok düşük oluyor. Çünkü bugün bir Colgate diş macununu Trendyol üzerine satabilen 500 kişi varsa ve herkes en iyi fiyatı vermek için mücadele ediyorsa böyle bir ortamda alsat yaparak benim para kazanabilmem imkansızlaşıyor. O yüzden benim üretmem gerekiyor ya da ürettirmem gerekiyor. Şimdi birçok kişinin ben üretemem, ben bir fabrika değilim, bunun yatırımına girecek olsam zaten Trendyol'da satmam, mağaza açarım, toptancılık yaparım dediğini duyuyorum. Ama unutmayın biz üretmeyeceğiz, ürettireceğiz. Başkalarına ürünleri hazırlatacağız ve Trendyol'da kendi markamızla satacağız. Buybox mücadelesi yapmayacağız. Kendi başımıza, kendi markamızla ve en iyi fiyat vererek kar edeceğiz. Karlık oranlarımız da kesinlikle %10, %20 olmamalı. Minimum %40, %50 karlıktan bahsediyorum. Hatta mümkünse %80 ila %120 arasında karlıkta hedefleyebilirsiniz ki bu da kulağa imkansız gibi gelebilir ama mümkün. Bunun nasıl mümkün olduğunu şimdi size gösteriyor olacağım. Ben bugün Trendyol'da satışa başlıyor olsaydım, çok düşük bir bütçem olsaydı ki bütçeden kalsın gerçekten düşük. 5000 lira, 10 bin lira gibi seviyelerden bahsediyorum. İlk yapacağım işlem dolap.com'a girmek. Neden dolap? Çünkü dolap üzerinde kendi evinde ya da kendi atölyesinde ürettiği ürünleri satan birçok insan var. Bu insanlardan toplu bir şekilde ürün alabilirim, ürün ürettirebilirim onlara. Mesela ben el yapımı bardaklara göz atacağım. El yapım bardaklara girdiğim zaman handmade bardak yazdım buraya dolap arama motoruna. Aşağı doğru iniyorum ve el yapım bardakları görüyorum. Bakın burada 50 TL'ye el yapımı kadeh bardak üretenler var. Yine aynı şekilde yine 50 TL'ye farklı farklı modeller üretenler var ki gerçekten hepsi bence trend satan ürünler. Peki bunu nereden biliyorum? Giriyorum. Trendyol'a el yapımı yazıyorum. Bakın bardak yazmadım. El yapımı yazdım. Niye? Çünkü el yapımı olarak en çok ne satılıyor? Bunu merak ediyorum. Ve ilk sırada da karşıma bardaklar çıkıyor. Demek ki genel olarak el yapımı bardaklar satıyor. Fiyatlarını görmenizi istiyorum. 180 lira, 100, 179 lira, 120 lira gibi yüksek fiyatlar var. Ki biz bunu dolapta 50 liraya, 30 liraya belki daha uygun fiyatları ürettirebiliriz. Çünkü burada dolap.com'a girdiğinizde ve bardak diye arattığınızda çıkan ürünler, mesela bir tanesine bakalım 80 liraya satıyormuş. Bunlar tek başına bir tane ürünün satış fiyatı ve buradaki satıcı sadece bir tane ürünü ürettirip size gönderir. Eğer siz buradan satın al derseniz. Yani toplu bir üretim için bir anlaşma yapmıyor sizinle. Bir tane için anlaşma yapıyor. Şimdi ben buradaki satıcıyla iletişim kursam, mesaj göndersem, desem ki ya bana bu üründen 100 tane yaptır. Yani 100 tane yaptır ama ben 80 TL ödemeyeceğim. Ne kadar ödeyeceğim? 40 TL ödeyeceğim. 50 TL. Artık sizin pazarınıza kalmış. Dolayısıyla bu şekilde bir oluşum içerisine girersem toplu bir şekilde ben dolap üzerinde ürettirdiğim ürünleri Trendyol'da kendi markamla satmaya çalışırsam el yapım bardaklar bana göre çok güzel fikir. Bir diğer parlak fikir de makrome ile yapılmış ürünler satmak. Bu bir kapı süsü olabilir, masa örtüsü olabilir ya da makrome ile yapılmış herhangi bir şey olabilir. Ev dekorasyon ürünlerinden bahsediyorum. Makrome yazdım ve karşıma çıkan arama sonuçlarında düğün davetleri görüyorum. Veya farklı farklı kapı süsleri, ev süsleri görüyorum ki bunlar gerçekten kadınlar tarafından evde üretilen ve tek tek yapılan malzemeler. Mesela bir tanesine rastgele girelim, bir el çantasına girelim. 60 TL'ye el çantasını yine tek tek satıyor. Şimdi ben bu ürünü beğendiysem, bu ürünü inceledikten sonra ben bu ürünü kendi markamla satabileceğime inandıysam ki makrome ürünler gerçekten de çok tutuluyor. Trendyol'a bakarım. Şimdi Trendyol'a çok basit makrome yazdım, arattırdım. Ve çıkan arama sonuçlarındaki ürünleri inceliyorum. Fiyatlara dikkat edin lütfen. Buradaki fiyatlar normalde benim dolapta çok çok daha ucuza mal edeceğim fiyatlar ve yorum sayılarını gördüğünüz zaman da bu ürünlerin sıklıkla satın alındığını ve iyi bir satış rakamına ulaştığını görebilirsiniz. Makrome ürünler her zaman çok iyidir. Ha bu arada bu makrome ürünleri gerçekten çok çok daha ucuza mal etmenin farklı bir yolu da var. Orada Çin'de ürettirmek ama şimdi Çin'de ürettirip Türkiye'ye getirmek, orada gümrük vergileri ödeyip uğraşmak düşük bütçeliler için çok fazla yapılacak işler değil. Ama Türkiye'de makro ipliğine sahip olan ve makrome ürünleri üretebilen kişiler tarafından yapılmış makrome ürünler buradaki Trente'deki fiyatlardan çok çok daha uygun fiyata gelecektir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: mümkün olduğu kadar profesyonel ve güzel fotoğraflamak gerekiyor ürünleri. Örnek veriyorum şuradaki mesela şu ürünün fotoğrafı, yandaki ürün, bu ürün hepsi çok güzel fotoğraflanmış. Ama şu üründe bir sıkıntı var. Ne gibi bir sıkıntı var? Bakın farklı görseller, farklı materyaller görselin içerisine dahil olmuş, koltuk gibi. Bu şekilde ürünün ne olduğu çok anlaşılmayan fotoğraflar çektirmenizi ben çok öner Mümkün olduğu kadar ürünün çerçeveye yakın olduğu, çerçeveyi dolduran ve Trendol görsel formatına uygun formatta görseller yüklemenizi öneriyorum. Mesela şu ürünün görseli çok iyi. Bu da satışa yansımış zaten. Nereden anlıyorum? Çünkü buradaki yorum sayıları hayli yüksek. Ürün hakkında maksimum bilgi verilmiş. Ürün fotoğrafları ne kadar iyiyse ve ürün gerçekten de talep gören bir ürünse, makrome gibi bu işi yapabiliriz. Ben şimdi dolap.com'a girdiğimde ve makrome yazdığımda burada birçok tedarikçi, birçok üretici var ve genellikle bunların hepsi evinde makro ve ürünler üreten insanlar. Tabi burada Zara Home gibi bilinen markalar değil de tamamen kendi başına bu ürünleri üreten insanlarla irtibata geçmenizi ben öneririm ve soru sorarak bu ürünleri toptan bir şekilde satın almak istediğinizi söyleyerek çok uygun fiyatlara alabilir ve kendi markanızda Yolda düşük sermaye ile satmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer parlak ürün fikrim de örgü çantalar. Şimdi ben burada Örgü Çanta Evim diye bir mağazaya girdim dolapta. E bu mağazanın 4 tane ürünü var. Ve ortalama 45 TL'den başlayıp 120 TL'ye varan fiyatlarla örgüden yapılmış çantalar satıyorlar. Şimdi bu örgü çantaların talepleri Trendyol tarafında çok önemli. Eğer müşteriler bu ürünleri talep ediyorsa ve ben buradaki üreticiyle irtibat kurup bunu toptan bir şekilde uygun fiyata ürettirebiliyorsam Trendyol'da satmak iyi fikir olabilir. Ne yapıyorum? Gidiyorum Trendyol'a örgü çanta yazıyorum. Karşıma çıkan manzara hiç de beklemediğim gibi değil. Bakın burada yüksek fiyatlar ve talep gören ürünler yine karşımıza çıkıyor. Şurada mesela bakın 169 liraya omuz çantası. Şimdi örgü çanta yapabilen burada kendi el emeğiyle yapan bir kişi bu tarz ürünleri çok hala üretebilir ve siz de kendi markanızı bunları satabilirsiniz. Baktığımız zaman talep gören ürünler, ihtiyaç olan ürünler ve gerçekten de özel tasarım olan ürünler. Mesela şu çantaya bakalım. Fotoğrafı da Baya güzel. 170 liraya bu ürünü satıyor. Farklı varyantları var, farklı ürünler var. Çok da güzel fotoğraflamış, güzel fotoğraflarını çekmiş ve insanlar da e, sıklıkla satın almaya başlamışlar. Dolayısıyla ben dolap.com'a girerek bu tarz çantaları ürettirmek istediğimi söylersem ki buradaki fiyatlara çok fazla takılmayın. Zaten siz ne istiyorsanız, ben şu çantaya benzer bir çanta istiyorum. Bana buna benzer bir çanta yap dediğiniz zaman buradaki üreticiler çok rahat bir şekilde bu ürünleri üretebileceklerdir. Gördüğünüz gibi çok fazla fırsat var esasında. Çünkü dolap.com'u niye ben tercih ediyorum? Sahibinden kom da olabilir, fark etmez. Özellikle kendi eliyle bir şeyler üreten, kendi evinde ya da kendi imkanlarıyla atölyesinde üretim yapan firmalara, kişilere ulaştığınız zaman bu kişilere çok uygun fiyatlara üretim yaptırabiliyorsunuz ki Trendol üzerinde bu göstermiş olduğum kategoriler, ürünler sadece birer örnek. Siz de kendiniz araştırarak, çeşitleyerek farklı farklı ürünleri ürettirebilirsiniz. Kendi markanıza sattığınız zaman da minimum %40, %50 karlıkla satış yaptığınız zaman fiyat tutturursunuz. Neden %40 %50 minimum diyorum? Neden %5 kazanmak istemiyorum? %10 kazanmak istemiyorum? Çünkü zaten benim burada görünmeyen maliyetlerim olacağı için ve günün sonunda Ekim ayında, Kasım ayında veya özel bazı günlerde Trentol'un yaptığı kampanyalara katılabilmek ve fiyat indirimi sunabilmek için aynı zamanda Trentol üzerine reklamları kullanarak satış yapabilmek için benim bir marjım olması gerekiyor. Eğer bu marjım ne kadar yüksekse ben reklamlarla ya da kampanyalarla yaptığım satışlarda o kadar çok kar ederim. Çünkü çünkü ben yüzde 60 yüzde 70 kar ediyorsam ve bu karın yarısını yüzde 30'unu kampanyalara ya da reklamlara harcıyorsam bu benim için yönetilebilir bir operasyondur. Ama yüzde 5 yüzde 10 kar ediyorsam ve ben indirim yapamıyorsam kampanyalara fiyat kıramıyorsam ne yazık ki bu yürütülebilir bir iş değildir. Çünkü işin başında siz marjlarınızı ne kadar geniş tutarsanız o kadar çok kar edersiniz. Bu videoda yorumlarınızı bekliyorum. Siz neler satıyorsunuz? Trend yola nasıl başladınız? Ya da benzeri ürünleri satıyor musunuz? Merak ediyorum. Bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.